Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın mitinginde konuşuyor. İzleyelim. Sularında sevda akar. Her yanın bereket kokar. Evlatların yiğit çıkar. Efelerden Efe Aydın. Evet, bugün adı gibi Aydın ve cesur efeleriyle dünyaya nam salmış Aydın'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kılıç Arslanların, Menteşe Beylerinin, Aydınoğullarının emaneti Aydın. Gönlü toprağından zengin bir şehrimizdir. Aydın, geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde yaklaşık %40 düzeyinde bir oyla yanımızda yer aldı. Bu oy oranı Aydın'la bizim aramızdaki gönül bağını ifade etmekten çok uzak. İnşallah 31 Mart'ta Aydın'dan büyük şehri ve ilçeleriyle müjdeli haberler bekliyoruz. Buna hazır mıyız? Az önce sordum. Dedim ki şu anda meydanda katılım ne durumda? Ne dediler? 52 bin. Bu ne demektir? 31 Mart günü sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz. Hazır mıyız buna? Bu şehir bize yeter. Söz milletin diyerek Türk demokrasisine adını altın harflerle yazdıran Şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Adnan Menderes ülkesine ve milletine yaptığı hizmetlerin bedelini canını dar ağacında vererek ödedi. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu her darbede, her junta girişiminde, her siyasi ve ekonomik krizde, her sosyal kargaşada ne yazık ki kesintiye uğradı. Bu defa durum farklı. Kendi iç meselelerimizle uğraşırken bizimle aynı seviyede olan ülkeler aldı başını gitti. Ülkemizin darbeler zincirinin önemli halkalarından biri de dün 27. yılını geride bıraktığımız 28 Şubat postmodern darbesiydi. Öncesi ve sonrasıyla bu darbe ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir. Ben de sizinle beraberim. Sizinle beraberim gençler. Menderes'i hoyratça başbakanlık koltuğundan indirip dar ağacına gönderen zihniyet 28 Şubat darbesinde kendince daha incelikli yöntemler kullandı. Kafa aynı kafaydı. Sadece metot farklıydı. Bu darbe girişiminin elebaşlarından birinin gerekirse ülkemizin nüfusunun birkaç milyon azalmasından ziyan gelmeyeceğini söylediği rivayet edilir. Hatta dönemin cuntacıları 28 Şubat'ın 1000 yıl süreceğini hatırlayın ilan etmişlerdi. Kılık kıyafetinden dolayı kadınların okuma ve çalışma haklarının gasp edildiği, milli irade azımsızlığının
en sefil örneklerinin sergilendiği, sermayenin renklere bölünerek baskı altına alındığı, bazı medya organlarının darbe bülteni gibi yayınlar yaptığı, velhasıl demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlük namına ne kadar değer varsa hepsinin çiğnendiği o kara günleri unutmadık, unutmayacağız. Allah ülkeyi bir daha bu faşist zihniyetin eline düşürmesin diyoruz. Biz de kendi siyasi serencamımızda darbecilerle sık sık yüz yüze geldik. Gençler, hamdolsun şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum. Aydın bugün ne diyor? 31 Mart akşamı geliyoruz diyor. Ak kadınlar ne diyor? 31 Mart akşamı geliyoruz diyor. Ak gençler de aynı şeyi söylüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden daha süremiz dolmadan darbecilere selam duran hukukçuların kararlarıyla ayrılmak zorunda bırakıldım. Partimizi kurup başbakanlık görevini üstlendikten sonra da sürekli darbeci zihniyetin ve onun emrindeki bürokratik oligarşinin oyunlarıyla boğuştuk. Cumhuriyet mitingleri adı altında cumhuriyetimize, milli iradeye, demokrasimize kasteden tuzaklarla, karanlık cinayetlerle, daha nice sinsi senaryolarla karşılaştık. Ardından uyduruk gazete küpürleriyle, internet haberleriyle partimizi kapatmaya kalktılar. Milletimizin desteğiyle bu badireleri açtıkça önümüze yeni yeni engeller çıkardılar. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmaya çalıştılar. FETÖ'nün emniyet, yargı, darbe girişimiyle milli iradeyi esir almaya cüret ettiler. PKK terör örgütüyle vatan topraklarını parçalamaya niyetlendiler. 15 Temmuz darbe girişimiyle milletimize silah çektiler, kan döktüler. Maşallah. Sınırlarımıza yığdıkları teröristlerle vatan topraklarına ve milletimizin aziz canına kastettiler. Hiçbirinde başarılı olamayınca işi ekonomimizi mahvetme tehditlerine kadar vardırdılar. Ülkemizin 74 yıllık çok partili geleneğini hedef alan saldırıların gerisinde Türkiye'yi istedikleri gibi yönetmek isteyen emperyalist güçlerin olduğunu biliyoruz. Biz içerideki maşalarla mücadele ederken asıl büyük kavgayı bunlara karşı verdik. Nerede? Cudi'de verdik. Nerede? Tendürek'te verdik. Nerede? Gavar'da verdik. Bunları mağaralara gömdük, mağaralara. Ve terk ettiler. Gittiler. Bakıyorsunuz bir taraftan Fransızların meşhur La Farge çimento ürünü Türkiye'ye geldi ve bunlar mağaraları yaptılar. Kime? Teröristlere. Fransa ne yazık ki terörün adeta
baş destekçisi oldu. Baş edebildi mi? Edemedi. Peki biz ne yaptık? Kuzey Suriye'deki Lafarge'ın bütün barınaklarını gömdük. Durmak yok. O kadar. Kardeşlerim, ülkemizi siyasetiyle, diplomasisiyle, üretimiyle, ihracatıyla, teknolojisiyle, savunma sanayiyle güçlendirdikçe bize karşı kurulan tuzakların çapı da büyüdü. Şayet Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi krizlerin etkisiyle kendi canlarının dertlerine düşmeselerdi, daha neler yaparlardı Allah bilir. Bu hadiselerin ülkemize olumsuz yansımalarını en alt düzeyde tutmak için çok çalıştık. En büyük başarımız, ne yaşarsak yaşayalım, ülkemizi demokrasi ve kalkınma rotasında tutmak olmuştur. Bugün de milletimizi yılgınlığa sürükleyerek, küresel ve yerel dinamikleri aleyhimize kışkırtarak, ülkemizi yeniden darbe iklimine sokma hevesiyle yanıp tutuşanlar olduğunu biliyoruz. Ama artık işleri daha zor. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Milletiyle, altyapısıyla, siyasetiyle, ordusuyla, bölgesel ve küresel dengelerdeki stratejik konumuyla artık bambaşka bir Türkiye var, bambaşka bir devlet var. Türkiye yüzyılına kilitlenmiş bu ülkenin önünü kesmek, ayaklarına pranga vurmak, diz çöktürmek, istikamet belirlemek öyle kolay değil. Sağda solda kendi kendilerine gelin güvey olanlar varsa buradan milli iradenin şehri Aydın'dan hepsini de ikaz ediyorum. Hayalinizde 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi bir darbe veya junta girişimi varsa karşılaşacakları gerçek en hafif benzetmesiyle söyleyeyim. 15 Temmuz olacaktır. Dik duracağız, diklenmeyeceğiz. Artık bu milletin kendi iradesini işe sayanlara tahammülü kalmamıştır. Bu millet bir daha rahmetli Menderes'in ardından yaptığı gibi gözyaşı dökmeyecektir. Bu millet bir daha rahmetli Özal'a edilen eziyetlerin tekrarlanmasına rıza göstermeyecektir. Bu millet bir daha merhum Erbakan'a ve merhum Türkeş'e yapılan hoyratlıkların tekrar sahnelenmesine eyvallah etmeyecektir. Bu millet bir daha geçtiğimiz 21 yılda yaşadığımız türden hiçbir sinsi girişimin tekerrürüne izin vermeyecektir. Ülkemizin ihtiyacı çalışmaktır, üretmektir, gücünü artırmaktır, refahını yükseltmektir. Türkiye yüzyılının inşasını kesintisiz sürdürmektir. Elbette bugün de çözmemiz gereken sıkıntılarımız var. Bunları ülkemizi milli irade hırsızlarının, demokrasi hazımsızlarının, kalkınma düşmanlarının eline teslim ederek değil, daha çok mücadele vererek, daha çok alın teri dökerek çözeceğiz. Her kim gelir de size vizyonsuz, programsız, projesiz vaatlerde bulunursa emin olun söylediklerini zaten yapamayacağı gibi sizi elinizdekilerden de edecektir. Biz Türkiye'yi lafla değil,
çalışarak, üreterek, alın teri dökerek, tehditlere direnerek, imkanları değerlendirerek büyütmeyi sizlere taahhüt ediyoruz. Aydın'ın da bu kutlu yolculuğunun lokomotiflerinden biri olacağına ben inanıyorum. Öyleyse buradan öyle bir ses verin ki emperyalistlerin de maşalarının da kulakları çınlasın. Hazır mıyız? Aydın 31 Mart'ta milli irade bayrağını bir kez daha yükseltmeye var mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Aydın'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Maşallah. Biliyorsunuz Ramazan ayı yaklaşıyor. Bu mübarek günleri gündüzüyle ayrı, gecesiyle ayrı değerlendirmeliyiz. İnşallah Ramazan'ın bayramı gelmeden 31 Mart'ta Milli İrade Bayramı'nı ne yapacağız? İlan edeceğiz. Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun bu durağını da zaferle geride bırakacağız. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız çalışmalar için şimdiden sizlerden razı olsun. Kardeşlerim, Allah'ın her köşesine ayrı bir güzellik bahşettiği Aydın'ı biz de 21 yılda 177 milyar lira kamu yatırımı yaparak geliştirdik, büyüttük, zenginleştirdik. Eğitimde şehrimize 3494 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 12306 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 43 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Aydınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 7 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta aralarında 1499 yataklı 55-25 hastanenin de olduğu 63 adet sağlık tesisi yaptık. Yatak kapasitesi 950 olan Aydın Şehir Hastanemizle birlikte 8 sağlık tesisinin yapımına devam ediyoruz. TOKİ eliyle 2075 konutu sosyal donatı alanlarıyla birlikte tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 1552 konutun inşasına devam ediyoruz. Şehrimizde 9717 riskli bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde Aydın'da 7 adet atık su arıtma tesisi varken bugün 34 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun %88'ine hizmet veriyoruz. Belediye nerede? Bunları kimin yapması lazım? Belediyenin yapması lazım. Aydın'daki 4 millet bahçesi projemizden İkisini tamamlayıp hizmete sunduk. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Kimin yapması gerekirdi? Belediyenin.
Ulaştırmada 114 kilometreden devraldığımız Aydın'ın bölünmüş yol mesafesini 408 kilometreye çıkardık. Yaparsa eyvallah. İzmir Aydın otoyolunu, Aydın çevre yolunu tamamlayarak trafiği açtık. Şehir hastanesi yolunu da biz yapıyoruz. İlk 80 kilometresini trafiğe açtığımız Aydın Denizli otoyolunun kalan 60 kilometrelik kısmını inşallah bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Ayrıca çeşitli güzergahlarında inşası süren, projelendirmesi yapılan çok sayıda yol çalışmamız var. Demir yollarında Cuma Ovası, Aydın, Denizli hattı ile Nazilli, Kızıldere arasını tamamen yeniledik. Afyon, Denizli, Isparta, Burdur ve Ortaklar, Aydın, Denizli tren hatlarını modernize ediyoruz. Didim yat limanını biz tamamladık. Aydın'a 14 baraj, 13 gölet, 6 hidroelektrik santrali, 8 arazi toplulaştırma, 42 sulama tesisi ve 17 yeraltı depolama tesisi inşa ettik. 4 baraj daha inşa ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz sulama projeleriyle 592 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Halen inşası ve ihale süreci devam eden 11 sulama tesisiyle 297 bin dekar araziyi de suyla buluşturacağız. Aydınlı çiftçilerimize yaklaşık 71 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide bir teknopark, 9 araştırma geliştirme merkezi ve 3 tasarım merkezi kurduk. Efeler'deki 72 hektar alanda tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesini faaliyete geçirdik. İstihdamı desteklemek için Aydınlı işverenlerimize toplam 4,2 milyar lira tutarında prim teşviği verdik. Enerjide Aydın, Çine, Efeler, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yeni Pazar'a doğal gaz arzını sağladık. Didim'e de önümüzdeki yıl doğalgaz arzını sağlayacağız. Aydın'daki müzelerimizde bulunan eser sayısını 66 binden yaklaşık 113 bine çıkardık. Şimdi isterseniz şehrimize yaptığımız hizmetleri şöyle bir de görüntülü olarak hatırlayalım. Maşallah Aydın! İnşallah Aydın'ı daha nice güzel yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Biz bu ülkede 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Türkiye'nin asırlık ihmallerin ürünü, tüm altyapı eksiklerini gidermek, milletimizi hayalleriyle buluşturmak bize nasip oldu. Sadece somut projelerle kalmadık. Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda da devrim mahiyetinde düzenlemeleri hayata geçirdik. Her alandaki sorunları çözerken asla kimsenin inancına, meşrebine, hayat tarzına, kökenine, şehrine bakmadık. Siz birilerinin yaptıkları eski Türkiye güzellemelerine sakın kulak asmayın. Milletçe
Cumhuriyet tarihinin en müreffeh ve en demokratik dönemini son 21 yılda yaşadık. Ülkemizin en iddialı kalkınma programı olan 2023 hedeflerini biz hayata geçirdik. Ülkemizin güven ve istikrar iklimine, demokrasisine, bağımsızlığına kasteden saldırılara ilave olarak küresel ve bölgesel krizlerin yansımalarından kaynaklanan o sıkıntılar bu hakikatin üzerini örtemez. Nitekim biz ülkemiz ve milletimiz için en iyisini hedefleyerek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına güçlü bir giriş yapmanın çabası içindeyiz. İşte sizler de gördünüz. Bugün açıklanan 2023 yılı büyüme rakamları hamdolsun oldukça iyi geldi. Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen %4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüydü. Ekonomi kötüye gidiyordu. İşte buyurun. Böylece ekonomimiz üst üste 14 çeyrektir büyüme başarısı gösterdi. Bu oranla Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Gayri safi yurt içi hasılamız ne biliyor musunuz? 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı. Muhalefet, hani yandık, bittik, öldük diyordunuz ya. Ne oldu? Aydın 31 Mart akşamında bu muhalefete dersini verecek. Ben size inanıyorum. Hazır mıyız buna? Ama bir ay kaldı. Durmak yok. Ana kademe çok çalışacağız. Kadın kolları çok çalışacağız. Gençler çok çalışacağız. Ve Aydın'ı 31 Mart akşamı özellikle takip edeceğim. Tamam? Tamam? Ve bugüne kadar yaptıklarımızla beraberce atlattığımız badirelerle geleceğe yönelik yol haritamızda hep sizlerin huzurunda olduk. Milletimize asla yalan söylemedik. Yapamayacağımız işin sözünü vermedik. Sözünü verdiğimiz her işi yapmak için de canla başla çalıştık, çabaladık. Hiç şüphesiz eksiklerimiz olmuştur. Ama asla milletimizin karşısında başımızı eğecek yalanımız, hele hele ihanetimiz asla vaki değildir. 31 Mart seçimleri için sizlerin karşısına çıkarken arkamızda 21 yıllık eser ve hizmet karnemiz, önümüzde elhamdülillah Türkiye yüzyılı şehirlerini inşa etmek için gerçek belediyecilik sözümüz var. Şimdi Efeler Diyarı Aydın, harbiliğin ve hasbiliğin kitabının yazıldığı yerdir. Öyle mi? Biz size yüreğimizi açıyoruz. En samimi şekilde muhasebemizi yapıyoruz, vaatlerimizi anlatıyoruz. Büyük şehri ve ilçeleriyle Aydın 31 Mart'ta tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana yaparsa bundan kazançlı çıkacak olan sizlersiniz. Niye? Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz mi? Hükümet bu kardeşinizle mi yürüyor? Kabine benimle mi yürüyor? Öyleyse demek ki Aydın'daki yerel yönetimde bizim olduğu zaman nasıl hizmetler olacağını anlayın.
Her partiye, her partinin bir adayına saygımız var. Ama belediyeciliğin bizim işimiz olduğu hususunda iddialıyız. Zira bu kardeşiniz 94'te çöp, çukur, çamur olan İstanbul'u kimden aldı? CHP'den aldı. Ve orayı hamdolsun pırıl pırıl bir şehir haline biz getirdik. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu konuda bizimle yarışacak hiç kimse yok. Önümüze geçecek kimse yok. Aydın'ı Türkiye yüzyılına hazırlamak için 31 Mart'ta sandıkta desteğinizi istiyoruz. Cumhur İttifakımızın büyükşehir ve ilçe adaylarını şimdi sizlere takdim ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hazır mıyız? AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten. Kendinden keyfinden vazgeçen. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haldun Haluk Alıcık. Bir belediye hayal edin, vatandaşını gerçekten sev. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Savaş. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Savaş. Çalışıp hizmet etmeye. Bozdoğan Belediye Başkan Adayımız Ufuk Altıntaş.